Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde mavi tarafta taplayın oynayacağız. Yani muhtemelen kör pick atacağız gibi duruyor. O rakipten bir Katarina piki e geldi abi. Jarvan Morgana, Katarina Tristana, bizde de Leona, Tejuani ve Smolder var. Aslında iki tane tank var yani. Leon tabii ki yani sonuçta support mükemmel bir tank değil ama güzel tanklayan supportlardan birisi olduğu için ben güçlü olabileceğini düşünüyorum. Bu arada buraya Silas bence kötü bir pik ve takımda bir AD oluştu. Bence buraya bir tane böyle bir Wukong yapıştırdık abi. Hem AD eksiğimiz vardı hem de bayağı da Wukong çekmiyordum. Gerçekten özlemiştim. Düşük yada dostlar genel olarak Ignite dönmeyi tercih ediyorum. Eğer gerçekten TP atıp bir yere kazandırmam gerekmiyorsa böyle bakıyorum maça draft ekranında. Hoşuma giderse o anda TP alıyorum ama genellikle Ignite almayı tercih ediyorum. Çünkü koridoru ezdiğimde zaten ben bir şekilde scale oluyorum, farm atıyorum ve Wukong teamfightlarda çok güçlü arkadaşlar. Yani toplu bir alan bulduğunuz zaman gerçekten oyunu yarıp geçebiliyorsunuz. Şimdi karşımıza mor da geldi. Ama buradan önce bir rünlerimizi izleyelim. Suikastçı bu oynamayacağım. Yani genelde böyle elektrik verle falan gelebilirsiniz ama kırılgan bir hedef olduğunda bunu yapmanızı tavsiye ederim. Mor da bence o matchuplardan birisi değil. Şöyle ben buraya gelelim. Bir tane tarif alacağım. Çünkü hızlı push alabileceğimi düşünüyorum Mordu'ya karşı. Bir şekilde hatalı base falan da attırırsam kuleye vuracağım. Yine de ikinci şans alayım Kordo'da kalmak açısından. Flash ve TP oyuna gireceğim. Ve şöyle gördüğünüz gibi Silver bir lobideyiz. Ustalık puanlarına buradan bakabilirsiniz. Şimdi dostlar Morde matchup'ı birazcık zor bir matchup. Zaten hani koridorda çok da güçlü bir karakter sayılmayız bu Kong'la. Buradan o yüzden bir Doran kalkanı tercih edeceğim. Amacım biraz da koridorda kalabilmek. Rakim hata yaparsa bir takasa girip bunu değerlendirebilmek. Onun dışında scale olmaya ve team fight'larda gücümü göstermeye çalışacağım. Bakalım çalışacak mı? Bence Morde bu Kong'un güzel bir kontrası. Çünkü siz team fight'a girip bir anda hani herkese hasar vurmak isteyen bir karaktersiniz. Yani 1v1'i kuvvetli olan bir karakter değilsiniz. Her ne kadar tabii ki 1v1 gücü de olsa da genel olarak isterseniz ki mesela bir şekilde böyle bir açık bulayım. Tık diye içeri E ile gireyim abi. Adama Q ult yaptıktan sonra herkesi kaldırayım. Yani vurabildiğimde max damage'ı vurayım. Ondan sonra hani o, yani bir nevi orada bir gümbültü yaratayım. Takımla devamını getirsin. Bu Kong'un istediği şey budur aslında. Bu noktada eğer Mordi'den önce ulti yerseniz sizi bayağı bir bozabilir. Özellikle ultiyi Mordi atmak zorunda kalırsanız ben sıkıntılı olabileceğini düşünüyorum. Yani 7 saniye boyunca içeride dayanmanız lazım. Ama orada ölmezseniz o ayrı yani sizi kesmesi zor olabilir. Çünkü yani off tank bu giderseniz özellikle genel olarak o çıkmaz onda. Hele ki bir tane Q'sun falan dojlarsanız net yani ölmezsiniz. Ama tabii ki bu ne senaryosu abi anlattığım hep kağıt üzerinden anlatıyoruz biliyorsunuz bir şeyleri. Wukong'la Morden'in eşit şekilde koridordan çıktığı senaryoyu anlatıyoruz. Normalde böyle olmayabilir. Örneğin ben yan koridora giderim. Güçlüyümdür. Takımım da fena durumda değildir. O zaman derim ki ben zaten takımım güçlü. Bana ihtiyaçları yok. Yani team fight kazanabiliyorlar. O zaman ben gideyim Morden'in karşısına pataküte kule alayım. Vurayım adamın takasa gireyim vesaire. Sonra bir E'ye başlayacağız. Adamda kemik zırhı var mıdır? Yeşil girmiş. Doran yüzüyle başlamış. Koridoda benden daha az kalacak. Biliyorsunuz Doran yüzü arkadaşlar agresif başlangıçtır. Kılıç da keza öyle. Kalkana alarak daha garanti oynayabilirsiniz. Şöyle minyonları alalım. Adam bir Q deneyecek gördüğünüz gibi. Üzerine doğru mu atıyor. Yani şöyle bir E atalım. Adamın erken yani varmış. Onu almak istemiştim. Tamamdır. Bir tane dolasan de pasif devreye girecek. Geri çıkıyorum o yüzden. Gayet güzel bir takas elde etmiş olduk. Hatta adamın Q'sunu yemeseydim çok daha okey olurdu. Adam erken kilit olacak. O yüzden bakın zorlamıyorum. Tamam Q'yu attı. Ben de 2 oldum. Şimdi gel bakalım. Q'un yok. Tamamdır. Bu arada şu an hata yapıyor. Ee... Bir tane Q. Tamamdır. Mükemmel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o kadar minyon tanklamamın tek sebebi vardı. Adam Q'sunu kullandı ve gerçekten 8 saniye falan bekleme süresi var onun Q'sunun. O yeteneği kaçırdıktan sonra E ile beni kesmesi çok mümkün değil. Pasif devreye girse de kesemez. O demek çıkmaz yani. Şu an adam TP ile geri gelecek koridora. O yüzden çok fazla vurmuyorum. Bir iki tane minyon kestim geri çıktım. Hani gold gelsin ekstra diye. Şimdi buradan TP atıp geri geleceğim ben de. Adamın flash'ı yok. Birisi ise flash'ım duruyor. Ee, bozdun mu? Bozdu. Biraz daha geri atmalıydım ya benim otam. Yine de sıkıntı yok tipimiz var. az sonra buraya geleceğiz. Şimdi buradan ne alalım? Yani dövüşçü bir build mi gitsem kararmalı yoksa böyle bir tiyamat alıp hızlı koridor puşlayan bir build miye bakacağız. Şuraya şöyle tipimi atayım. Bir tane de görüş alayım. Çizme de alabilirdim gerçi ama neyse artık gitti. Bu tarz bunlar arkadaşlar bekleyip 300 gold'a çizme de alabilirsiniz. Ben görüş almayı tercih ettim. Biraz hızlı gitmek istedim koridoruma. Hemen şöyle bir E basalım. Tamamdır. Adam koridordan hit yedi ama W'sunu kullandı. Yani bu da şu demek oluyor. Az sonra gelirse buraya bir cezasını kesebilirim. Ben canımı doldururum bir şekilde. Doran var üzerinde çok sıkıntı değil. Potum da var. Hani o minyonu almanın bedeli olarak bir miktar can kaybettim. Adam orayı görüyor kanka. Onu kır aynı. Minyonlarımızı alalım güzel güzel. Buradan orada geri doğru çıktı. Muhtemelen hani Sejuan'ın top olduğunu düşünüyor. Ama aslında hani Sejuan şu anda top değil. Bu arada E'sini kullandı. Şöyle bakın Arada böyle S'ye basan arkadaşlar durun. Adam hani sizin W'ü bastı? Üzerime mi geliyor? Anlasın yani. Bu çünkü çok doğru bir oyun oluyor genellikle. Yaklaşırsa şöyle minyonlara bir E atacağım. Ona da değsin diye ama at tamam sıkıntı yok. Değmedi. Uzakta şöyle Q'larla bir dürtebilirim. Tamamdır. Amacım şey orada kemik zırhını almak ve o şekilde takasa girmek. Eteneğini boşaltmasını bekliyorum. Morden en büyük sıkıntısı arkadaşlar eteneğini boşalttığında zayıf olması. Bakınız. Attı mesela. Güzel takasımı attım. W ile geri çıkıyorum. Tamam bu arada bana zaman kazandırdın. Okey kanka. Tamamdır. Ben burada keserim ki seni yine. Fakat hatalı oynuyor arkadaşlar yani. Bakın yeteneği kaçırdığın zaman 8 saniye falan Morden yeteneği yok. Yani Morda oynayanlara sesleniyorum. Morda evet 1v1'de çok güçlü bir karakter ama yeteneğiniz yoksa hiçsiniz yani. Bunu öğrenmesi lazım Morden'in. Ve şu anda mesela bana ölmesinin tek sebebi bu. Hani şey diyor ben mordayım zaten Wukong'u keserim her türlü. Doğru haklı bir yerde keser ama skill'lerini tutturacaksın üzerime atlayacaksın o şekilde yani. Şu an tahrip gelecek 15 saniyeye. milyon arabalı mı? Değil tamamdır. Buraya tahrip atlatmayacağım. Şöyle bir düz vuruş kuyu yapayım sadece. Eee tamamdır. Hmm, orada çok erken gelmedim ya koridora. Tarif atlatmamın manası yoksa alamayacağım orayı. O yüzden bir ufaktan geri çıkıyorum. Şurada resetimi alayım. Yani çok erken geldim. Bilmiyorum şaşırdım. Sıkıntı yok. Tiamat alalım şuradan da bir. Bir sonraki yine daha hızlı ve vururuz. Belki konuşurken zaman nasıl geçtiğini anlamamış olabilirim. Şu anda tam kestiremiyorum. Bir tane daha de pot alayım ama almam arkadaşlar. Genelde hani doldurulabilir iksir alırım. Beni az çok düzenli izleyenler bilecektir zaten. Hani hayatta şu pota gidip de para vermem mesela ama karşında şimdi olduğu için gerçekten çekiniyorum. Yani bir hatalı pozisyonda kalırsam hani bir böyle ayak oyunuyla Q'yu dojlayamazsak vesaire patates olabiliriz. En azından can potumuzu basalım hani fight'tan çıkalım. 120 can yeniliyor. O an fight'tan çıkarız yahut belki savaşa devam edebiliriz. Durma. göre bakarız. Ha Q'yu kullandı hemen gidelim böyle bir kemik zırhını alalım. What was that? Hop buradan W basmam lazım. Tamamdır. Adam pasifimi 20 dakika savaştı ya. 6 oldum. O da alt oldu. Ben bir, bir alayım. Tamamdır. Adam arabaya gelince Q'sunu kullanmaya çalışıyor. Doğru hareket. Yani bana aldırmamaya çalışıyor. Ama akım yok kaçırmaz koçum falan diyormuşum. <laughs> Şöyle yaklaşayım bir Q'ya baitleyeyim. Bir tane Q boşa atarsan üzerine atlayacağım. Tamamdır süpersin gel. Hemen R'ye atlayalım. Güzel. Adam hangimizin pasif olduğunu anlayamadı. Bu arada... Burada öleceğim mi ben? Hadi. Oh tamam. Korktum biliyor musunuz bir an valla. Adam Allah'tan skill'i dönmedi. Orada skill dönseydi patates olabilirdik. Adamın hatası neydi yani arkadaşlar? Skill'ini boşaltmaktı atmaktı. Gördüğünüz gibi bak sadece skill'ini boşaltıyor atıyor ve üzerine atlıyorum bu kadar yani yaptığım şey. Şu an mesela mükemmel bir oyunculuk falan göstermiyorum sizlere. Ama hani Wukong gerçekten 1v1'i o kadar da kötü bir karakter değil. Öylesi güçsüz buna katılıyorum. Yani birçok karakter mesela dövebilir Wukong'u. Hani şey zannetmeyin yani Wukong böyle 1v1'de bir herkes döver bak mor bile eziyor falan öyle bir durum söz konusu değil. Ah arabalım ya olmasaydı iyiydi. Neyse Tiamat da üzerimde. Kodu hızlıca ittirebilirim bir SS geldi. Şu an yok üzerinde o yüzden sıkıntı yok. Ölsem çok önemli değil. Hmm. Şöyle bir W basalım. Beyittik adamları. Şöyle görüşümüzü atalım. Kule mi çalışacağım. Eğer ölebilirsem. Vaktim var biraz. Ben minyonları da şurada alayım ufaktan. Gördüğünüz gibi yanlışlıkla proxy yapmış olduk. Mor beni takip etmiyor. Tamamdır. Buradan çıkışım olmadığı için geliyorum. Kule ölüyorum. Tatlı. Bizim için süper oldu arkadaşlar. W mesela ben orada S bastım. Adamın W beyitledim. Sanki W basmış gibi oynadım. Aslında öyle bir şey yoktu. Fark ettiyseniz. Ee, buradan hızlı bir hidra bitirelim mi? Matchup için güzel olur mu acaba? Bot almayacağım. Bak karar verdim şu anda. Şunu alayım. Bir tane de uzun kılıç alamaz mıyım? Alamam. E, o zaman bir tane görüş alayım ekstra. Tamamdır. Direkt koridorumuza gidelim. Şöyle yani şöyle W basayım hızlıca çıkmaya çalışayım. Canlar bakın. Burada mesela şu an bir karar verdim. Dedim ki Tiamat alıp zaten güçlü olduğum koridorda baskın oynamaya çalışacağım. Hani plate melee almaya çalışacağım demiştim. O yüzden de mesela oyunuma sadık kalıyorum. Normalde dövüşçü bir karakter oynadığınızda mesela Wukong gibi. Buradan rakibinizde tank varsa tık karabaltaya çekebilirsiniz. Üçlü alabilirsiniz. Dövüş eşyası kararmayı alabilirsiniz. Ben ne yaptım mesela? Oyunuma sadık kalıyorum bakınız. Hop. Şöyle güzel bir takas elde etmiş olduk yalandan. Tamamdır. O Q yedim mi lan cidden? Peki. Yemişim demek ki. Ne yapıyorum abi? Tiamat'ı aldım. Gördüğünüz gibi keyfim yerinde. Morde hala beni kesebilir arkadaşlar. Bakın sıfırcı olduğuna aldanmayın Morde'nin. Morde çok güçlü bir karakter. Gerçekten çok güçlü bir karakter. O Q'yu size yalnız edecekken bir kere vurduğunda direkt ölüyorsunuz. Bu yüzden hani bir anda beklemediğiniz damışlar çıkartabilir. Bunu bilerek oynayın. Q karcadı. Gel buraya. Düz vuruş. Düz vuruş Q. Tiamat. Tamam. O Q. Aa hit yedim cidden kuleden. Hemen şöyle bir R kombo. Tamamdır. Tamamdır. Mükemmel oynadık burayı. Süper. Adam W'su var mı diye böyle bir düşündüm. Acaba erken mi bastı diye ama sanki beklemedik bir hareket yaptık gibi oldu biraz. ani hareket yaptım. Tepki veremedi galiba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani hatalardan birisi nedir? Ben mor oynuyorum. 1v1'im. çok kuvvetli. Cart Gideyim o zaman ben bu adamı çok rahat keserim. Öyle bir şey yok. Tipisini attırdık adama. Bir tane play'i söktük. Benim de tipim var. Hiç sıkıntı yok. Şöyle geleyim. Şurada base atayım. Görüş var mı bilmiyorum ama artık aldık bir risk. Hidramız bitti. Yani şu andan itibaren ufak ufak takaslar girip tık diye minyon canımızı doldurabiliriz. Ve durum ne abi? Şöyle bakalım. Maç eşit gidiyor gibi duruyor. Şöyle bir tipimizi kullanalım. Atamıyorum TP'yi çünkü takı 10 değil. Şuraya <laughs> atalım TP'mizi o zaman. Hemen bakın şimdi minyonların içinde mor takasa gireceğim. Seyredin. Bunu kasıtlı yapacağım. Bak. Tamamdır. Drak vurdum vurdum. Tık Hidra'yı koydum. Canımı yeniledim. Bölge dövmüş oldum adamı. Tamamdır. Adam yeteneğini attı. W'sunu kullandı. Güzel. Bak şu an ufakını devam edebilirim. Ah be cidden mi? Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Kötü takas elde ettik ama hiç sorun değil. Hidramız var, canımızı dolduracağız. Şöyle bir görüş atayım, daha binmeyelim. Önemli. Gördüğünüz gibi 0 4 mor sizi dövebiliyor arkadaşlar. Doğru oynarsa. Ben yani şöyle bir Q atalım, canımızı çekelim. Bu arada minyonsuz alanda savaşmam gerekiyor. W'sunu kullandı. Şöyle bir hidra basalım, tamamdır. Gördüğünüz gibi canımı ufaktan yenileyeceğim. Oysa yenileyemeyecek. Tamamdır. Q'sunu harcadı. Hop. Tık düz vuruş Q. Hemen takas elde etmiş olduk. Şu an jarvan piyasada yok bu arada. Öne doğru W attığımda ölme ihtimalim yüksek. Bunu bilerek oynamalıyım biraz. Ultim dönse güzel oynayacağım da. Minyonun üzerine gelmesine bekliyorum. 20 saniye bir şey değil mi? Şu an adam üzerine agresiflik yapmasam, beklesem. Jarvan geldi. 2'deki bile atma ihtimalim var diyecektim. Jarvan 0-3'müş. O biraz tatsız tabii. Canım full geziyorum abi hidram var. Benim istediği kadar takas atabilir. Dakika minyon kesiyorum. Yani dakika milyonu yakınım diyeyim daha doğrusu. Gayet keyfim yerinde. Mutluyum yani şu an. Buraya gidip mesela adam vurursam arkadaşlar adam beni kule altına atacak. Şarvanın yerini biliyorum artık. Tamamdır. Adamın dönüşünü engellemek istedim. O da herhalde şey yapması istemezdim. Bu arada dive atılamayan çağlardan birisi bilginiz olsun. Minyonlar dışarıda kalıyor arkadaşlar. O yüzden bunu bilerek oynayın. Yani şu çizgi çok geçmeyin Mordor'a karşı ultisi varsa. Jarvan üzerime çekiyorum. Zaten hep üzerime doğru yürüdüğünde anlayın ki Jarvan burada. Hatta şöyle görüşüm atayım istiyorsanız. Jarvan'a bir taraftan gözümüz orada olsun. Adam base atıyor atsın. TP'si yok. Kulesini kaybedecek muhtemelen. Hemen şöyle tık Hydra'yı bastık. Güzelce koridoru kuşladık Kulesi gitti. ya bunun bir bedeli elbette olacaktı yani. Düz vuruş Q. Düz vuruş. Şöyle güzelce tahri patlattık. Şu ilk plate patlamadan önce abi tahri patlatırsanız daha fazla vuruyor. Bunun bilgisini ben çok verdim daha önceki izleyicilerim ama belki yeni gelmişsinizdir kanala bilmiyorsunuzdur falan sizlerde paylaşmak istemiştim. Tamamdır. Güzel E Q'sunu boşa attı adam. Mükemmel. Bu arada pushladım abi. Şurada restimi ufaktan alabilirim. 2000 goldum var üzerimde risk atmanın manası yok. Hemen resetimizi alalım. Burada düz vuruşlara dayalı bir karakter ağırlıklı olduğunu görüyorum. Şu botu alacağım bir ufak tanklaşayım. Buradan üçlü yapabilirim, karabalta yapabilirim. Ne yapsam sanki üçlü güzel gibi ya göz kırptı bana. O yüzden bir tane pırıltı çektim, bir tane can aldım. Yeterince hasarım zaten var. Ekstra bir şeye ihtiyacım yok. Maç da eşit gidiyor şu anda. Dikkatli oynamam gerekiyor. Yani gidip mesela orada kesip Tier 2 aldığım pozisyonda oyunda çok öne geçeceğim. Benim amacım olabildiğince güçlenmeye çalışmak bu konkla, kitin fighter'da iş yapabileyim. Takımımız ejder başlamış. Direkt ejderde de Biraz burada hatalı yürümüş olabilirim. Tamamdır. Buraya aldık. Jarvan bu arada ejderi çaldı. Şey. Sejuan ejderi çaldırdı. Maçtaki tek güçlü kişi benmişim gibi duruyor şu anda. Yani Sylas mesela şu an 5-6 gidiyor. Oo Jarvan 6-0. Jarvan'dan yediğimiz ganklerde sıkıntı yaşayacağız. Normalde 2 ve 1 atardım ve 2'de 2. Oy. Atamayabiliriz. Atamayabiliriz şu anda. Ama yani buradan bas kurmaya devam edelim o zaman. Tamam Q yedik. Olsun. Hemen yani şu adamın şeyini çalalım abi. Golemlerini. Adam golem aldığını gördü. Tamamdır. Ah be cidden mi? Demacım çıkmadı. Neyse. Görüş vardı ya burada. Galemleri adam gördü. Biraz şurada kesseydim görmeyecekti. Jaron top side'da. Bunu biliyorum. Ona göre oynayacağım. Top side'da savaşırsak kazanırız bu arada. Gel. Silas'ta gelirse eğer dümdüz kazanırız burayı. Benim avantajlı olduğum bir fight çünkü burası. Gerçi orada beni içeri alır falan oluyorlar. O da var ama yine de ezik değiliz yani şu an bayağı güçlüyüz. Tamam Sylas'ın şu an push alması ve buraya gelmesi gerekiyor. Tamam da galiba Jaron buraya gelmeyecek. Görüşümüz zaman bilmiyorum ama herhalde alırsın onu ya. Çarpın yok mu senin. Ha çarpı daha dönüşmemiş. Dakika 15 biraz geç. Ama işte geri varsa varsayarsak farklı sıkıntı değil. Güzel bir şekilde abi vadiye aldırmış olduk takımımıza. Şurayı açalım. Morde bota geçmişse şu an kaçma şey mi gelecek benim? Tristan'a Morgan'a mı gelecek? Morgan'a botta. Tristan'a botta. Aa Morgan'ın yaptığı harekete bak. Dümdüz int arkadaşlar. Hemen gelin tirkiye 2'ye vuralım. Ya da TP'sini kaybetti. Eğer buraya TP'sini atarsa şu anda. Korumak için ki atmak zorunda. Yoksa koruyamaz kuleyi. Ben mesela gideceğim. Bota TP atacağım. İşte Tristan'e falan bas kuracağım. Mesela bakın burada sırf push aldığım için şu anda adamın TP'sini kaybettirdik. Hatta Vadi ile buraya gelebilirdi. Şöyle bir görüş atayım da Jarvan gelmesin. Aynen. Şöyle bir Q'da atayım. Jarvan da bayağı level farkı var. Ee, orada bir TP noktası var mı? Bakayım. Bana gerçek... Ah be kendimi gösterdim yanlışlıkla neyse. Tamamdır. Şöyle hemen bir güzel kombomuzu atalım. Jarvan'a güzel bir demir çıkarttık. Arkadan bana gelmek isteyeceklerdir. Tamam. O komboyu yemedim sanki ya kanka. Ultimi kullandırttı bana bak. Ben bir kaçayım ufaktan. Morgan beni kapatıyor çünkü. Flash'ım var lan. Şaka. Peki benim oynadığım oyunu gördünüz. Şattan verdik de Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Benim kötü oyunum var burada. Bayağı komikti bu. Neyse sıkıntı yok. TP'm var. Şimdi abi sağa sola gidip bir yerde olay başlatabilirim. Ben kötü oynadım burayı o yüzden benim hatam yani ölmem. Şurada TP atsam çalıya. Attım TP ile görünmez olarak gidip jarvanı kessem nasıl olur? Beni gördüler mi lan bunlar? Cidden. Bana komik geldi biraz. Şurada base'lerini bozsam bunların. Tamam Morgan kesebilecek mi? Hı -hı. Cidden mi? O damage ne abi? Oo Morgan'a yedim damage'a bak benim bu arada. Ultim olsa burayı keserim de arkadaşlar yani cidden bu damage'ı beklemiyordum enteresanmış baya. Hidra'ya bayağı can çekeceğim buradan. Hı -hı. Bana yolu göster. Şu an saygısızlık yapıyor. Ama şarabını yeni bilmiyorum. Morgan'da şattan var yani buradaki riski alabilirim. Hop. Cidden mi ya? Oğlum siz manyak mısınız lan? Jarvan bu arada bayağı vakit kaybettiler burada arkadaşlar. Yani. Şunlar resmen troll hareketler. Ciddi saygısızlık bunlar ama neyse. Cezalandıramadık pek öyle olsun abi. Şurada restimizi alalım efendi efendi. Bayağı komikti. Bayağı komikti yani. Şu anda bildiğiniz adamların hani Tristan'a nasıl öldü? Smolda sabahtan beri bottan push alıyor. Kule alındı. Mitten baskı kuruldu vesaire. Cidden troll bir hareketti. Yani şu anda tapta sadece beni geri düşürdüler. Bir miktar minyon alamadım vesaire. Çok da sıkıntı değil. Ama günün sonunda benim takım öne geçmiş oldu. Gayet okey. Bu ejder vardı. Keşke bulasaydım. E, sıkıntı yok. Şuradan gidelim. Mid'in alırlarsa ben de taptan tier vuracağım. Tier vurdum içinde adamlar rahat rahat ejder vesaire alamayacaklar. ben yani buradan baskı kurmaya devam. Güzel. Katana da öldü. Oraya kovalamayın ama. Sizi kesmesin. 0-5 gerçi orada sizi kesmesi biraz zor da. Yine de ihtimal dahilinde olduğu için. Temkinli olmaya çalışıyorum. Morda da öldü. Tamamdır. Bakın şimdi buradan bas kurduğum için ne olacak abi? Buradan tier 2'ye vurabileceğim. Takım çünkü botta bir şeyler kazandı. Niye? Adamlar tapla sabahtan beri oyalanıyor. Gördüğünüz gibi şu an mesela bu görünmüyor. Bu benim yaptığım var. Resmen bu hareketi ben yaptım arkadaşlar. Geç ben yapmadım daha doğrusu. Adamları zorladı. Tier 2'ye aldık. Bizi öne geçirdi. Ayrıca ejder garanti altına alınmış oldu. Çok güzel oldu bizim için. Freda e vurabilirim hatta ufaktan. Çünkü Katarin gelecek. Bir iki tane patlatayım. Bir, bir sonraki gelişimde kuruyor alırım. Tamamdır. E, kata gelmeyecek mi? Kata burada geç gelmiyordu. Ben buraya vurmaya başlayınca geldi arkadaşlar. Güzel oyun. Morgana bana ormandan gelebilir. Abi sen şaka mısın ya? 7 yıl şey yedik. CC yedik. Garip. Morgana biraz garip oynuyor. Biraz sapık gibi oynuyor arkadaşlar. Beni kovalıyorsunuz hala siz Yacit'in. Aaa inanılır gibi değil bu arada. <laughs> Harbiden kovalıyorlar ciddi ciddi. Tamam takıma geldim. Yani şu an burayı oynayabiliriz. Ben şöyle bir ulti açayım hatta şarvana da. Tamamdır. Gayet güzel. Tamamdır. Ultiyi de açalım buraya. Çok abi mükemmel pozisyon. Tapıklığınız gerçekten worth oldu kanka aynen. Kesinlikle değmiştir. Beşine başına bekleyelim bir. Tamamdır. Sadın Silas kesmiş. Şurada restimizi alabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel bir fight kazandırmış olduk. Adamlar bizi ölümüne kovaladı. Niye bilmiyorum beni kovalıyorlar sürekli. Garip bir tercih. Sıkıntı yok. Üçlümüzü buradan çektik. Bir tane yarık gökyüzü mü alalım? Ne alalım? Karabalta alalım mı? Yani zırha daha çok bir şey yok rakipte. Karabaltanın zamanı değil. Net söyleyebilirim. O yüzden buradan direkt bu eşya yapacağım. Uzun kılıçta alayım. Tamamdır. Top tier 2'ye aldığım için artık bottan move'lamaya devam edeceğim. Ve tabii ki bir fight çıkarsa abi dümdüz o fight'a dahil olmaya çalışacağım. Çünkü artık dakika 20 TP'm var. Yani baron sinyalleri ufak ufak geliyor. Siz de fark etmişsinizdir. Ve takımımıza baron işaretleyelim diyecektim. Smolder öldü. oldu. Hmm, Smolder'un bu kasılıyor mu karabaltalı tahsillerle? Bilgisi olan varsa söyler bilirim ben arkadaşlar. Bana troll gibi geldi biraz sanki. Kim tipi attı? Tamam. Gel kanka. Tamamdır. Burada seni öldürdük muhtemelen. Aynen ultiye aldı beni. Adamın Q'suna da buru basmaya çalışacağım. Aynen. Mükemmel ama bu arada 1v1'in çok kuvvetli kanka senin de ya. Harbi senin 1v1'in de fena kalın ha. Baksana abi adam. Utamaz kesecek dönüp. Yani Q'yu dojlamasam mesela orada belki. Belki de öldüm yani öyle düşün. Tamam da bottan push aldık. Şöyle barona sinyaller atıyorum. Gelin kanka barona diyorum. Mitten gitmeden hiçbir şey ifade etmiyor. Ben de bot tier 2 alacağım. Güzelce geldik buraya vuruyoruz. Jarvan yine bana gelebilir. Aynen şaşırmadım. Kuleye vurayım. Zaten Hydra ile canımı çekeceğim. Tamamdır. Hop şöyle bir ultimizi de açalım. Tık Q. Tık E. R. Geldi mi Eykun? Tamamdır. Şöyle tık buna döndüm. Eydikeli yalnız kalırsam hangimiz daha güzel? Tabii ki ben. Cidden. Kanka sen bu arada fena sapıksın ya. kadar sapın çok az gördüm. Hop. O da ona doç. Şöyle can çekeyim. <laughs> Adam hala anlamadı. <laughs> neyse özer yemedi. Ben de bunu... Yok. <laughs> Tam sıkıntı yok. Buna güldüm. Ben. Biraz fazla bekledim galiba o yüzden. Oh. Tatlıydı bu. Baya komikti. Yani, neyse. Herif çözdü bu sefer fake attığımı. Ee, şuradan hemen yarık gökyüzü aldım abi. Gayet güzel. Smaller gelip onu da kesti. Jarvan'ın bir canla kaçması falan bayağı komikti ya. Herif sürekli kalkan aldı, yarı köküzden can falan aldı. Sürekli can çekiyorlar adamların şifası falan da var. Buraya şey alabilirim mesela. Yani bir ağır yarat. Ya çivili almış Sejuan ama ilk eşya çivili çok troll değil mi ya? Benim bildiğim kadarıyla mı alınıyor. Yani tank Sejuan oynuyorsanız eğer. Güzel takım gelmiş arkadan toparlamışlar abi süper. Gördüğünüz gibi kimse hard kazanmıyor arkadaşlar. Maç gerçekten son derece eşit geçiyor. Sadece tek kazanan koridor biziz. Yani doğru oynadık. Bence hak ettik. Ee, buradan bir siterak yapmayı planlıyorum artık ufaktan. Tanklaşmak açısından. asarım tatlı. Şöyle can alacağım ya. Biraz da tank olayım. Zaten bottan tier 2'yi de sökmüş oldum. Gayet gold'um yüksek. 16 level'da olursam yeterince güçlü olacağım. O yüzden gideceğim taptan push alacağım şimdi gelen minyonla birlikte. Sonra bir fight çıkarsa TP'yi kullanabilirim. Ama şu anda orada fight atmayın ya kanka. Bir push olalım en azından. Mesela bakın düşük yerin abi hatalarından birisi daha. Sürekli savaş istiyorlar. Sürekli sürekli. Bir amaç yok. Haritada hiçbir şey yok bakın. Ejder yok. Bir tek baron var. Sürekli fight atıyoruz. Niye abi? Bak. Bizim ormancı yakalandı. Şimdi adamlar barona girerse ne yapacağız? Yani. Ama beni görmüyorlardı. Şimdi gördüler galiba. Benim burada bilmiyorlar sanırım ya. Eğer burada görüş yoksa. Şöyle bir ha, tık tamamdır. Hop. Kaldıralım burayı bir. Tamam. Tamam şöyle bu. Bir... Aa kanka kıpırdayabilir miyim ya bu arada cidden? Bu neymiş böyle? İttirdiler kaktırdılar beni. Çok zordu. Tamamdır bunu kestik. E Tüm takım öldü mü bizim? Peki. Ben güçlü olan testlerdi düşünüyordum. Jarvan'a fokuslanmayacağıma göre. Okey, okey. Tamam ben bu tarafta bu, bu fight'i ben oynayamadım diyelim abi. Okey. Ne yapıyor lan? Eee beni kesebilecekler bunlar. Yo deme çıkmaz ki. Garip bir oyun. Gerçekten rakip çok saygısız oynuyor bana karşı. Tamamdır. Güzel bunu da kesmiş olduk. Adam Ignite'le birlikte bayağı vurdu gerçi ama. Burada restimizi alalım. Dediğim gibi çok saygısız oynuyorlar bana karşı. Nedenini gerçekten anlayamadım. Yani cidden mesela benim güne kadar güçlü olduğum farkında mı değiller acaba? Şunu satsam, şuradan da kar şey alsam, kazma alsam. Ya tipimi hani şu an istediğim şey şu aslında. Koridora gidip sonra fight'a TP atmak. Ama buna kesinlikle müsaade etmiyorlar. Çünkü sürekli olarak bir savaş var abi. Mesela ejder'e gitmeye gelen şu an barona gidebiliriz. Adamlar çünkü çok geç base attı. Hatalı oynadılar. Dur bakalım takımımız ejder'de oynuyor abi. Biz hemen taba doğru çıkalım. Buradan güzelce gidelim hızlıca. Bu bir fight çıkmış. Sales yakalanmış. Yani Sales kendisi yakalanmış yani kasıtlı isteğiyle. Ejder oynuyorlar. Yani buradan direkt gitsem daha çok daha mantıklı olur benim için. 16'da oldum. Süper. Oradaki fight'a dahil olmak istemiyorum şu anda. Zaten taptan şu an kuleyi aldım. Benim önde karşılayayım. Hızlıca kuleyi vurmak istiyorum çünkü. Hemen düz vuruş Q. Tarifle birlikte kuleyi aldık. Güzel. İmitör de alıyoruz. Rest alıyorlar. Atlatma base. Base atlatmasan güzel olurdu aslında. Tamamdır. İkinci inhibitörü de zorlamaya çalışacağım. Hem yani düz vuruş Q. Güzel. Düz vuruş Q. İki imitör aldık. Çok okey yani şu anda. Fight kaybetsek bile. Evet güzel. Good job top. Teşekkür ederim canım. Bak Morgan Erko oluyor. Tamam. Bir görüş Buradan gerisi göreyim. Eğer random bir Q tutturmazsa Resetimi aldım taptı. tuttattı. anda bitmek üzere hemen bota gideyim bir push alayım oradan da. Takım gördüğünüz gibi intliyor arkadaşlar yani 2-5, 1-12 yani 11-12 bu orada hani bir şey ifade etmiyor. 12 kere ölünce 11 kere kill almanın bir manası olduğunu düşünmüyorum. 8-7, 1-7 yani AD kendimiz o kadar kötü değil ama bu ne yapıyor? Split atan Tristan ha. Vay be. Top lane Tristan'ı ha. Güzel. Silas yine öldü. Tamam bottan gidelim abi. Biz buradan da kuleyi almaya zorlayalım o zaman. Daha okay. Steran bitti gerçi. Şu anda rest alıp daha gelsem daha iyi olabilir. Neyse alabildiğim push'u alayım. Adamlar bana geldiğinde restimi öyle alırım. Bakıyorum ne durumda. Şu anda fight arıyorlar. Aramasınlar. Yani Silas yok şu anda. 4 ve 5'siniz orada zaten yani. Bir, bir, hatta ben yokum 3 ve 5'siniz. Gerekse hareketler ya. Orada kestiler. Orada 2-11 gidiyor şu an. Biz de bottan. Aa bu arada botun inhibitörünü de aldım. Süper oldu. Hemen yani Q ile açılışı yapalım. Tık. 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 Tahrip ile birlikte abi. Çiçek gibi ya. Speed adam bu konka. Adamlar push almadığı için arkadaşlar. Bakın sadece kule alarak maç kazanıyoruz. Yani şöyle E ile alalım. Güzel. Tamamdır. Hop. Şöyle uzaklaşalım. Bu ne yapıyor lan? Bu arada vuruyor ha herif. Gerçekten beklenmedik hasara çıkartıyor. Hop. Şöyle bir kaldıralım bunu. O Q'yu yemem lazım. Tamam minyonların içinde oynarsam belki kazanırım. Abi cidden o Q'yu yedim mi ya? Abi şaka mısın ama ya? Neyse sıkıntı yok kanka. Yediğim Q'yu görüyor mu abi? 3 tane minyon var önümde ya. Böyle şey gibi yani. Bariyer gibi. TP'm var. Şu anda mesela adamlardan sürekli push gidecek. Biz de rahat rahat baron olabileceğiz. Şu an şu barona gelin abi. işaretleyelim. Çok fazla büyü hasarı yiyorum. Şu anda hani zırhım az çok var yani. Pasiften de geliyor zaten ister istedim zırh ama hiç MR'ım yok abi. Buradan özel bir tane Negatron çekeceğim. Bu Negatron'u belki Jakshu'yu çevirebiliriz. Belki Kutluya Surken'i çevirebiliriz. Bakarız. Yani son eşya bir tane tank eşyası olacak yani özetle. Bir tipim var diyelim. Buraya işaret attım geliyor diye. Yani şu an TP'mi atmayacağım bu arada yani. Eğer adamlar bir anda savaş başlatmazsa. Şu an bottan push gidiyor bakınız. Buraya birisini tutması gerekiyor. Tutarlarsa biz rahat rahat baron alırız. Tutmazlarsa TP'yi koydun gibi maçı bitiririm. Gel buraya. Şöyle barona işaretliyorum. Gel. Doneş. Free Nash. Niye almıyoruz abi neş şu an? Seju. neş. Hala bota bot sadık Enteresan. Şöyle işaret alalım buraya. 500 tane. Bakın takımı o barını sokmak için elinden geleni yapıyorum. Şu an burada yapan troll. Çık. Baron'a gelin artık. Free Baron. Tamamdır. Adamlar buraya gelirse arkadaşlar çıkacağız barondan mesela şimdi. Öyle bir şey yapacağız. Smolder'dan bir SS bakın. Arkaya bak şimdi adamlar buraya geldi artık Mor da geldi. Tristan orada kaldı. Katayla birlikte. Şu an üç bizi kesebilirler mi? Hayır. Hemen gidelim Mord'un üzerine oynayalım. Tamamdır. Devam edelim o zaman buraya. Orada herhalde keser mi? Ben yine de başına durayım. Aa cidden kesemedi. Tamamdır. Güzel. Morda'yı kestik. Bir kişi eksildi. Adamdan iki kişiyiz. Bir yeri belli. Jarvan'la şu an Morgan nerede acaba? Aynen buradalar. Tamam Jarvan'la da Okey. Morgan tek başına darlayamaz. Çarpım var değil mi Sejuani? Tamamdır. Baron'u gayet güvenli bir şekilde aldık arkadaşlar. Şimdi restimizi alıp maçı bitirebiliriz rahat rahat. Negatron'u aldık ama devamını alamıyoruz. Bir tane o zaman sıvışmalı alalım buradan. En azından CC'den falan çıkayım. Ve rahat bir şekilde gidip fight şu an oynayabiliriz. Flash'ım da var. Yani bir yerde böyle toplu görürsem adamları çok güzel bir fight başlatabilirim. Saylas trollü gördüğünüz gibi bakın yani 14 kere hatta şu an olmasından 15. kez ölecek. Kata geliyor arkadan. Aynen gördüğünüz gibi 15 kere niye öldüğünü anlayabiliyorsunuz. Yani bu oyuncu 11 kill aldım falan demesin. Kötü oynuyor şu anda. Sadece savaşıyor. Minyon kesmiyor dakika 30'da bir mid laner 140 milyon kesmemelisiniz. Bunu niye söylüyorum? Sylas'ın kötü bir oyuncu olmasından değil. Hata yapıyor çünkü ve ben öğretici bir şey çekiyorum. Sizlere bunu söylemezsem, yani ben niye o zaman şey çekiyorum ki arkadaşlar? Girelim, maç kazanırım. Hiçbir şey anlatmam size. Buradaki mevzu bu. Şurada ego falan kasmıyorum. Buradaki amacım tamamen gerçekten sizlere bir şey öğretmeye çalışmak. Şimdi taptan inhibitor çıkacak. Bizim geldi ejder oluyor. Hemen şöyle bir tık adamı yakalayalım. Güzel. Ulti açmamaya çalışacağım burada. Güzel. Morgana bana döndü. Ejder garanti altına almış olduk. Şöyle bir görüş atayım. Güzel. Buradan push alacağız. Şimdi adamlar hepsi bana gelecek. Seyredin. Çünkü neden Wukong taşıyor maçı? Farkındalar bunun. Beni öldürürlerse maç kazanacaklarını zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Bu arada Mordecai'den o geldin buraya ya. Tamamdır. Hop şöyle geldim. Hmm, baya... tamam teşekkür ederim Mordecim. Bu ne yapıyor? Sen eğdi kere öyle atlayabiliyorsun yani değil mi? Sen manyaksın ya çocuk. Tamamdır. Şöyle ultiyi açalım tekrardan. Kanka biriniz ölün artık ama ya. Harbi biriniz ölün artık. Sisinden çıkamıyorum. Ha canlara bak kafayı yersin. Neyse. Peki abi. Tristan ultisiye beni ittirdi sanırım. Baya orada pozisyonum bozuldu yani. Tristan ittirdiği için çok pozisyon dışı kaldım. Gökaterne kesmişler bu süre içerisinde. Yani bu kadar fazla CC'ler olmasa arkadaşlar gerçekten daha iyi oynayacağım ama hani Morgana beni fena yoruyor şu anda anlatamam size. Çünkü Morgan çok rahat bir oyun belli ki oyun boyu. İmitörleri takımımı söküyor. Benim de TP'm var zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de ölüyorum mesela ama benim ölüşlerim hatalı pozisyonda da ölüş olsa da bir şeyler kazanmak için yapıyorum bu hareketi. Örneğin ben adamları üzerime çektim. Adamlar bayağı canı az kaldı. Ve bu pozisyonda ne olmuş oldu abi? Gördüğünüz gibi takım mesela gittiler iki tane aldılar. Çünkü adamlar rest almak zorunda o süre içerisinde. Ya her şeyin bir karşılığı oluyor bu oyunda. Güzelce bakın takım burada savaş başlattı ve dive bile girip artık kesebiliyorlar rahat rahat. Çünkü sim olur, scale oldu. Maçı uzatmış olduk. Ki ben de güçlendim ve maç burada GG. Hemen şöyle tipimizi kullanalım. Hemen fight'e yetişelim abi. E, Q. Bakın adamlar hiçbir işim yok. Ben amacım şu an buraları almak. Tamamdır. Şöyle hemen bir tık. Adam üzerine oynayalım. Tamamdır. <laughs> Buraya tankları ama çok önemli değil. Güzel. Tamam şöyle bir uzaklaşayım adam ultisinden. Hop sana bir flash Q. Tamam bir tek Jarvan var değil mi? Aynen. Ve GG. GGVP diyelim. Top Gap. Teşekkür ederim. Doğru oyun arkadaşlar. Bunları yapabiliyorsunuz işte. Jarvan'a karşı dans edelim. Şu anda 10 saniye var o yüzden sıkıntı yok. Jarvan beni durması mümkün değil. Tamam, Jarvan'la bir ufak savaştık. Hop geldim buraya Zuruş Q ve maçı bitirdim arkadaşlar. Elimize sağlık. Burada mesela Honor'u kime vereceğimi bilemiyorum. Muhtemelen Smaller Scale oldu. Güzel de damage vurduğuna inanıyorum. Ama mesela Sejuan'ın çok bir etkisini göremedim. Silas sadece koşup öldü. Leon'u bilmiyorum takip etti mi? Ama en azından botlam işler kazanıldığı için ben geldi supportları tebrik etmeyi severim. Kendisine vereceğim. Bu hesabı da gümüş 3 yapmışız abi. Güzel. Gördüğünüz gibi düşük el olduğunu biliyorsunuz maçın başına uyarmıştım. Şöyle 41k hasar vurmuşuz. 45k Katarina var. Ondan sonra de most Amish bizde gördüğünüz üzere. Adamların Morgana'sı ne kadar fazla vurmuş. O bayağı etki sağlamıştı zaten. Muhtemelen Morgana bu oyunda olmasaydı ben çok daha iyi işler yapabilirdim. Çünkü şöyle bir sıkıntı doğuyor. Adam E verdiği için arkadaşlar benim de hiçbir büyü hasarım yok doğal olarak. Ulti ile adamı kaldıramıyorum. Yani ultinin efektini kullanamamış oluyorum. O yüzden Morgana beni bayağı bozuyor mesela 2 v 1'lerde vesaire. Normalde mesela Morgana değil X1 Enchanter veya X1 tank support da olsaydı ben her türlü bu adamları keserdim. Ama yine de sıkıntımı değil. 12-5 3lük güzel bir performans sağladık. Çok güzel bir damage vurduk. Çok güzel altın kazandık. Hemen gelelim kulelere verilen hasarda bakalım şöyle. Bakınız kulelere 20k hasar vurmuşuz. Yani zaten bir top daha ne yapacaksınız? Bu saatten sonra takımınız kaybediyorsa bu maç takımınıza yazar. Unutmayın ki siz doğru oynayın. Bakın ben oyun boyu birine yazdım mı? Pink attım mı? Tek pink attım ve yazdım noktayı söylüyorum. Baron. Go Nash, Free Nash diyorum. Yani gelin şuraya. Baron alalım. Çünkü çok önemli bir noktaydı. Analizini yaptık, konuştuk abi. Oyun içerisinde olabildiğince göstermeye çalıştık. Lafı uzatmayalım ve bugünlük bizden bu kadar diyelim. Umarım keyif almışsınızdır, umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.